Bütün dünyanın yılbaşı kutlamalarına odaklandığı sırada Başkan Donald Trump'ın eski alışkanlıklarından geri kalmadığı gözlendi. Sosyal medya kullanımıyla sıkça eleştirilen Başkan Trump, yılın ilk gününde Twitter hesabından İran ve Pakistan'a yüklendi. Trump, İran ve Pakistan hakkında neler söyledi, Amerika'nın bu iki ülkeyle ilişkileri nasıl bir seyir izleyecek, Mehmet Sümer'le konuşacağız. Mehmet, bu tweetlerin Amerika'nın nasıl bir siyaset izleyeceği yönünde bir işaret olarak algılanabilir mi? Özlem merhaba. Öncelikle şunu söyleyelim. Evet, Başkan Donald Trump senin de söylediğin gibi yeni yıla da yine Twitter'dan verdiği mesajlarla başladı. Biz de elimizde cep telefonları bu yıl boyunca da yine Başkan Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları telefonlarımızdan takip ediyor olacağız. Çünkü en sıcak ayrıntıları her zaman Twitter üzerinden yayınlıyor. İran'da yaşanan olaylarla ilgili aslında Amerika'dan ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı protestoculara yönelik şiddet olaylarını eleştirmişti. Daha sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bir açıklama yaptığını gördük ve ardından da Başkan Donald Trump Twitter'dan mesajlar yayınlamaya başladı. Neler söyledi? İran'da büyük protestolar oluyor dedi. İnsanlar sonunda paralarının nasıl terörü finanse etmek için harcandığının farkına vardılar ve bu artık daha fazla devam etmeyecek. Öyle görünüyor. Amerika yaşanmakta olan insan hakları ihlallerini yakından takip ediyor diye bir mesaj yayınladı ve İran halkının artık bundan sonra ayaklanmasına destek vereceğini duyurdu. Daha sonra da ikinci bir Twitter mesajında da insan hakları ihlalleri ve terörizmin bir numaralı sponsoru olan İran, protestocuların birbirleriyle haberleşmelerini önlemek için interneti kapattı. Bu çok kötü açıklamasını yaptı benzer şekilde. İran'la ilgili olarak Başkan Donald Trump'ın yayınladığı bir Twitter mesajı da buydu. Ayrıca yine bugün bu sabah saatlerinde Başkan Donald Trump bu defa Pakistan'la ilgili sürpriz bir mesaj yayınladı. Açıkçası Pakistan'la ilgili bir mesaj vermemişti şu ana kadar. Pakistan'la ilgili bir mesaj vermesi de çok fazla beklenen bir şey değildi. Ne dedi? Onu da yine Başkan Donald Trump'ın Twitter mesajından aynen aktaracağım. Amerika saçma bir biçimde, aptalca bugüne kadar 33 milyar dolardan fazla yardım yaptı 15 yıl boyunca Pakistan'a ve karşılığında hiçbir şey almadı. Onlar Afganistan'da bizim avlamaya, yakalamaya çalıştığımız teröristlere de aynı zamanda bir güvenli liman teşkil ettiler. Bundan sonra Pakistan'a yardımları keseceğiz mesajı verdi. Bu da açıkçası sürpriz mesajlardan bir tanesiydi. Söylediğim gibi hem İran'da yaşanan protestolarla ilgili mesajlar verdi. İran halkı artık uyandı. Bundan sonra paralarının terörizme finans sağlamak için aktarılmasına karşı ayaklanıyorlar. Ancak protestolarda insan hakları ihlalleri var. Barışçıl protestoculara karşı saldırılar oluyor ki Beyaz Saray'ın ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları da bu yöndeydi. İşte Başkan Donald Trump da buna atıfta bulundu ve yakından takip ediyoruz dedi insan hakları ihlalleriyle ilgili gelişmeleri. Ardından da Pakistan'la ilgili dediğim gibi sürpriz bir mesaj yayınladı. Bugüne kadar Amerikan yönetimlerinin son 15 yılda yaklaşık 33 milyar dolardan fazla Pakistan'a mali yardım yaptıklarını, ancak bunun karşılığında teröristlerin yakalanması için özellikle hiçbir yardım almadıklarını belirtti ve Afganistan'da bizim yakalamaya çalıştığımız teröristler Pakistan'a sığınıyorlar. Bundan sonra Pakistan'a yardım vermeyeceğiz dedi. Bu muhtemelen Pakistan açısından ciddi bir şok etkisi yarattı yılın ilk gününde. Ancak şu ana kadar şunu söylemek lazım. Başkan Donald Trump Kuzey Kore ile ilgili bir mesaj vermedi. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Kuzey Kore lideri hafta sonu yaptığı açıklamasında, yeni yıl mesajında, nükleer silahların düğmesi masamın üzerinde duruyor ifadesini kullanmıştı. Daha önce Roket Adam şeklinde bir isimlendirme yapmıştı yine Twitter'dan verdiği mesajda Başkan Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için ve hatta bu adamın, bu çocuğun nükleer silahlarla, füzelerle uğraşmaktan başka bir işi yok mu gibi ifadeler de kullanmıştı. Ancak Kuzey Kore'den adeta bir tehdit niteliğinde nitelendirilebilecek, tehdit olarak algılanabilecek nükleer silahların düğmesi masamın üzerinde duruyor açıklamasına karşın Başkan Donald Trump'tan henüz bir yanıt gelmedi. Başkan Donald Trump son olarak Twitter'dan yayınladığı mesajında, şu anda Florida'da tatilde kendisi.
Florida'daki tatilinden bugün yerel saatle saat 4'te Washington'a döneceğini belirtti. Yapacak daha çok iş var ifadesini kullandı. Öyle tahmin ediyoruz ki geldiğinde eğer gazetecilerin karşısına geçerse helikopterden inişi Beyaz Saray'a geçişi esnasında o esnada Kuzey Kore ile ilgili de belki bir açıklama yapabilir beklentisi var. Çünkü Amerikan basınında şu anda Amerikan televizyonlarında dünden bu yana Kuzey Kore ile nükleer bir savaşa ya da Kuzey Kore ile bir savaşa şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız yorumları yapılıyor. Ekrana çıkan yorumcular, eski yönetimlerden üst düzey yöneticiler bu tarz ifadeler kullanıyorlar. Dolayısıyla yeni yıl Amerika ile Kuzey Kore arasındaki gerginlikle başladı. Ama tekrar şunu belirtmekte fayda var. Bu Pakistan açıklaması Başkan Donald Trump'ın açıkçası sürpriz oldu. Bundan sonra Pakistan tarafından nasıl bir buna yanıt gelecek? Onu da önümüzdeki günlerde yine izliyor ve aktarıyor olacağız o zaman. Aktardığın tüm ayrıntılar için sana teşekkür ediyoruz Mehmet.